Donguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bomba gibi dersle karşınızdayız. Asitler ve bazlar diyeceğiz bu defa ve yepyeni bir üniteye bu dersle birlikte başlangıcımızı yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle bir program üzerinden konuşacak olursak asitler ve bazlar bugünkü konumuz olacak. Ardından asitlerin bazların tepkimeleri ve yazılı haftası bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Güzelce bir yazılı kamp yapıyor olacağız ayın sonuna geldiğimiz zaman. Peki asitler ve bazlar konusunun içeriğinden neler var? Şöyle bir onlardan bahsedecek olursak hani burası aslında zaten ta ortaokuldan bile e, hakim olduğumuz bildiğimiz konularda arkadaşlar asitlerin ve bazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. İndikatör kavramından bahsedeceğiz ve indikatörleri tanıyacağız pH'dan bahsedeceğiz. pH kavramının ne anlama geldiğini belirteceğiz. Asit ve bazların sulu çözeltilerinden bahsedeceğiz. Ve aslında sulu çözeltilerin devamı olarak hidrojen içermeyen yani anhidro asit ve bazların kimler olduğunu şöyle hep birlikte bir gözden geçiriyor olacağız. Haydi bir başlayalım bakalım. Asitlerin genel özellikleri ve bazıların genel özelliklerini şöyle ayrı ayrı değerlendirmeye alacak olursak arkadaşlar. Tatlarına gelecek olursak asitler için demiştik ki tatları ekşidir arkadaşlar. Mesela hemen örnekler üzerinden gidersek bunu e, biraz daha aklımızda kalması kolaylaşabilir. Elma, sirke, limon mesela genellikle gıdalar, meyveler, sebzeler asit içeren maddelerdir ve tatları ekşidir arkadaşlar. Bunların tatlarının ekşi olmasının sebebi aslında asidik yapılarına kaynaklanmaktadır. Sulu çözeltileri elektriği iletir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi elektrik iletkenliğinde bak şu bilgi aklımızda tutmamız gerekiyor. Bir maddenin elektriği iletebilmesi için Akışkan halde olan yani daha doğrusu hareket edebilen yüklü tanecikler olması gerekiyor. Şimdi asitleri tanımlarken suya hidrojen iyonu veren tanecikler olarak değerlendirdiğimiz için maddeler olarak değerlendirdiğimiz için illaki bir iyonlaşma söz konusu olacak. Ve hareket eden bu iyonlar elektrik iletkenliği sağlayacaklar. Turnusol kağıdına gelecek olursak asitler turnusol kağıdının kırmızı renk almasını sağlarken hatırlayalım bazılarda mavi renk almasını sağlıyorlardı. E, asitler aşındırıcı ve ciltte yanıklara sebep olabilecek maddelerdir arkadaşlar. O yüzden asitlerle çalışırken herhangi bir işlem yaparken mümkün olduğunca cildimizden uzak tutmamız ve tabii ki aşındırıcı niteliğinden ötürü metal yüzeylerden de uzak tutmamız gerekecek ve karbonatlı bileşiklerle ne demek karbonat arkadaşlar herhangi bir katyonun CO3 anyonuyla oluşturduğu bileşik bu kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat herhangi bir karbonat olabilir. Bununla tepkimeye girer asitler ve gazı bilmemiz gerekecek. Karbondioksit gazı açığa çıkararak bu tepkimeyi verirler diyeceğiz. Ve Metallerin büyük çoğunluğuyla asitler tepkimeye girip bu tepkime sonucunda da hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Şimdi bir sonraki dersimizde asitlerin bazılarının tepkimelerinden bahsederken metallerle verdikleri tepkimelerden de bahsedip bunun istisna durumlarından hangi metallerle hangi gazı açığa çıkararak tepkimeye girdiklerinden ayrıca bahsediyor olacağız. Bazılara gelecek olursak arkadaşlar, e, kıyaslamalı gidecek olursak eğer asitler için tatları ekşidir demiştik. Bu defa Acı tada sahip olan maddeler karşımıza çıkacak. Kireç gibi, deterjan gibi, sabun gibi genellikle de temizlik maddeleri bazik özellik gösterecekler arkadaşlar ve acı bir tada sahip olacaklar. Bak, asitler neden elektriği iletebiliyorlardı? Çünkü suyun içerisinde iyonlarını ayrışıyorlardı. Bazlar da aynı şekilde iyonlara ayrışacaklar. Dolayısıyla da elektriği iletecekler. Ama unutmuyoruz, elektriği ileten bunların sulu çözeltileri. Turnusol sol kağıdına gelince asitler kırmızı renk veriyorlardı. Ancak bazların mavi renk verdiğini söyleyeceğiz. Ciltte asitler e, yanıklara sebep oluyorlardı. Bazılar ise hani sabun ve deterjandan bile doğrudan aslında aklımızda tutabiliriz. Kayganlık hissi oluşturan maddeler olacak. Ve asitler için demiştik ki çoğu metalle genellikle hidrojen gazı açığa çıkararak tepkime verir. Ancak bazılar sadece amfoter metallerle hidrojen gazı açığa çıkararak tepkime verecek. Bunun dışındaki metallerle tepkime vermiyor olacaklar. 6 tane amfoter metali de ezberleyeceğiz hep birlikte bir sonraki dersimizde. Geçiyoruz arkadaşlar indikatör kavramından bahsetmeye. Bak ne demek indikatör? Aslında İngilizce indicate'den geliyor. Yani belirleyici bir madde var karşımızda. E Türkçesini belirteç olarak da çevirebiliriz. Ne işe yarıyorlar peki? Ortamın asitliğine ve bazlığına göre renk değiştiriyorlar. Dolayısıyla sen bir indikatör kullandığın zaman Ortamın asit mi baz mı olduğunu bilmiyorsan renkteki değişimi gözlemleyerek ortamın asitliğine bazlığına veya nötr oluşuna karar verebiliyorsun. Ve bu indikatörler çok yaygın olarak kullanılan maddeler bazıları doğal olarak doğada kendiliğinden zaten varlar. Biz alıp kullanabiliyoruz hatta günlük hayatımızda bunun örneklerine de rastlıyoruz. Bazıları da yapay laboratuvar ortamında bizim ürettiğimiz ve tabii ki yine deneylerimizde sıklıkla kullandığımız maddeler olacak arkadaşlar. Mesela doğal indikatörlere ne ad vereceğiz ya da hangilerini örnek verebileceğiz? Mesela kırmızı lahana arkadaşlar. Bak bu asidik ya da bazik ortamda renk değiştirebilen bir madde. İşte bu renk değiştirmesi de ona indikatör özellik kazandıracak. Ve tabii ki aldığı renkler her bir maddenin farklı özellik gösterecek. Her bir indikatör kendine has farklı renkler alacak. Mesela kırmızı lahana ne yapıyormuş? Asidik bir ortama alırsak eğer pembe kırmızı arası bir renk alıyor. Eğer bazik ortamı alırsak sarı yeşil arası bir renk alıyor. Yani gidip de kırmızı lahananın üzerine mesela deterjan dökecek olursan rengin sararmaya başladığını görebilirsin. Ama gidip limon dökersen daha kırmızı bir renk aldığını görebilirsin. Veya çay yine doğal bir indikatördür. Mesela çayın üzerine limon sıktığımız zaman sarı bir renk aldığını, yani renginin aslında açıldığını gözlemleriz. Eğer daha bazik bir hale getirecek olursak bir karbonat eklersek mesela rengin daha da koyulaştığına şahit olabiliriz. Bu da çayın aslında indikatör özelliğinden kaynaklanmaktadır. Veya kuşburnu benzer şekilde e, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise koyu yeşil bir renk alan doğal indikatördür arkadaşlar. Tabii ki bu renkleri ez verebilmek zorunda değil. Sorular karşımıza nasıl gelecek? Bize indikatörün hangi ortamda nasıl bir renk aldığını soru zaten söyleyip bizden burada yorum yapmamızı bekliyor olacak. Yapay indikatörlere gelecek olursak ezbere bilmemiz gereken zaten bir tek turnusol kağıdı var arkadaşlar. Turnusol dedik ki asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise mavi renk alır. Bak bunu ezbere bilmek zorundayız ama bunun dışındaki e, yapay indikatörler mesela metil oranj... Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk alan veya fenolftalein asidik ortamda renksiz olmasına rağmen bazik ortamda pembe renk alan bir indikatördür. Dolayısıyla da biz ortamın e, asidik ya da bazik karakterine karar vermek istiyorsak eğer bu indikatörlerden herhangi birini kullanarak renk değişimine bakmamız yeterli olacak. Asitlerle bazlarla ilgili bir diğer çok önemli kavramımız ise pH kavramı arkadaşlar. Tabii ki sayısal değerler karşımıza çıkacak ve bu sayısal değerler ortamın sadece asit mi baz mı olduğunu bize söylemeyecek. Asitliğin bazlığın kuvvetiyle ilgili de yorum yapmamızı sağlayacak. Diyeceğiz ki pH dediğimiz yapı aslında pH kağıdı üzerinden değerlendirecek olursak ...indikatörlerin emdirildiği özel şeritler var arkadaşlarım elimizde bu şekilde... ...ve pH dediğimiz aralık 25 santigrat derece gibi bir sıcaklıktan bahsediyorsak eğer... ...0 ile 14 arasında olmak zorundadır. Ve ortamın asitlik bazlık derecesine göre farklı renkler alması... ...pH'ın e, hangi aralıkta olduğunu bize söyleyecektir. Diyeceğiz ki arkadaşlar eğer ki pH tam 7 ise bak tam 7 değerine sahipse yani tam ara değerse bu nötr olduğunu bize gösterecektir. Saf suyu aldığımız zaman pH'inin tam 7 olmasını bekleyeceğiz. Ya da işte sodyum klorür gibi nötr bir tuzun çözündüğü bir sulu çözeltinin pH'ine bakacak olursak orada da yine tam 7 olmasını bekleyeceğiz. Ancak Asidik ya da bazik ortam oldukça elimizde ya da ortamın asitliği bazlı değiştikçe eğer asitleşirse yani diyelim ki bizim elimizde saf bir su var üzerine asit ekliyoruz ortam daha asidik hale gelmiş oluyor bu pH'in düşmesine sebep olacak ve sıfırı görmesi artık inanılmaz asidik olduğu anlamına gelecek yani buradaki sayı düştükçe ortamın asitlik kuvvetinin arttığını anlayabiliriz. Veya tam tersi 7 ile 14 arası bize ortamın bazik olduğunu anlatır ve 14'e yaklaştıkça bazlık değerinin daha de arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 14'e ne kadar yakınsa e, o kadar baziktir diyebiliriz. Ama mesela bir turnusol kağıdının üzerine yaptıkları etkiden bahsedecek olursak pH 9 da olsa o turnusol kağıdı mavi renk alacak. 14 olsa mavi renk alacak. Bize dolayısıyla turnusol kağıdı ortam... Asit mi baz mı sadece bu bilgiyi veriyor. Ama e, pH değerini pH kağıdıyla ölçecek olursak tam olarak aslında ne kadar e, yüksek bir asitliğe ya da ne kadar yüksek bir bazlığa sahip olduğunu da anlamış olacağız. Mesela pH'i biz günlük hayatımızda kullandığımız maddeler üzerinde değerlendirecek olursak mesela arkadaşlar içme suyu saf su gibi bir değerlendirmeye gidersek pH'in 7 veya 7'ye çok yakın bir değer almasını bekleyeceğiz. Çünkü e, içtiğimiz suyun tabii ki nötrale yakın bir değerde olmasını isteriz. Kan mesela bak yedinin birazcık üzerinde arkadaşlar bu ne demek oluyor? Kan aslında bazik bir maddeymiş, bazik bir ortam yaratırmış. Ancak tabii ki yediye çok yakın olduğu için aşırı bir bazlık da söz konusu değil. Ve burada sağa doğru gittikçe aslında karbonat, brokoli, sabun, çamaşır suyu, lavabo açıcı ve artık en nirvanası bu işin sodyum hidroksite doğru gittikçe bazlığın kuvvetinin de arttığını ve bazlık etkisinin de yükseldiğini söyleyebiliriz. İşte karbonat, brokoli bunları gıda olarak tüketebiliyoruz bile. Ama sabun, çamaşır suyu gibi yüksek baziklikteki maddelerin gıda olarak tüketilmesi tük tük bize tabii ki büyük zararlar verecektir. O yüzden hani bizim vücudumuza uygun olan aslında nötrale yakın değerler olacak. Mesela süt... Bakın 6'ya yakın bir pH varmış dolayısıyla aslında sütün asidik bir yapı olduğunu buradan anlayabiliyoruz ama 7'ye yakın olmasından ötürü tabii ki tüketmemizde herhangi bir sakınca olmuyor. Ya da muz, domates, elma, sirke, limon gibi maddelerin yine pH'ının 7'den küçük olduğunu dolayısıyla asidik yapılar olduğunu buradan anlayabiliriz. Ancak sıfıra yaklaştıkça işte derişik hidroklorik asit çözeltisine kadar gittiğimiz zaman artık asitlik iyice ayyuka çıkmış oluyor. Aşırı asidik özellikler burada görmeye başlamış oluyoruz. Asitliğin bazlığın arkadaşlar asıl tanımını bize bunların sulu çözeltileri verir. Yani suyun içerisinde oluşturdukları iyonlar ortamın asidik mi bazik mi olduğuna karar vermemizdeki en önemli belirleyiciler olacak ve aslında pH'ın aldığı değerleri de suyun içerisinde oluşturdukları iyonların e, derişimleri bize karar verdirecek arkadaşlar. Yani ne kadar yüksek oranda hidrojen varsa mesela e, bu ortam o kadar asidik olacak ve diyeceğiz ki pH o kadar düşüktür. Ya da ortamdaki az sonra baz çözeltilerinde diyeceğiz ki suya OH veren yanlar, OH iyonu veren maddeler baziktir. Ve OH iyon derişimi ne kadar yüksekse ortam o kadar baziktir diye karar vereceğiz arkadaşlar. O zaman şöyle basiti tanımlayacak olursak diyeceğiz ki eğer ki bir maddeyi suyun içerisinde çözdüğümüz zaman H iyonlarının oluştuğunu görüyorsak bu çözelti asidiktir. Dolayısıyla o madde de bir asittir. Peki e, denklem olarak nasıl yazacağız arkadaşlar? Mesela HCl hidroklorik asit bunun bir asit yapısı olduğunu biliyoruz. Bu suyun içerisinde çözüldüğü zaman katyon ve anionların ayrılması gerekiyor. Ve buradaki katyonumuz H artı olmak zorunda ki biz ona asit adını verelim. O zaman bu yapıdan arkadaşlar H artı asit kökü olarak geldiyse... Anyon olarak da tabii ki klorun gelmesini bekleyeceğiz. Peki klorun yükü nedir? Bak toplam yük burada sıfırsa burada da sıfır olacak. Nasıl sağlarız bunu? Demek ki klor eksi bir yüklüymüş diyeceğiz veya bir halojen olduğu için zaten eksi bir yüke sahip olmak zorundaydı. Ya da elimizde H2SO4 gibi yani sülfürik asit gibi bir asit varsa bu defada ne diyeceğiz? Bak gene H artı iyon olmak zorunda bunun asitliğini belirleyici etken olarak. Ama bu defa burada iki tane hidrojen olduğu için suyun içerisinde de iki tane haşartı iyonu vermesini bekleyeceğiz tabii ki. Yani katyon olarak iki haşartı gelecek. E bir de anyon gelmesi gerekiyor. Hidrojenler hariç ne varsa o bizim anyonumuzdur. SO4 anyon olarak gelecek. Peki yükü nedir? dedi ki toplam yükün sıfır olmasını sağlamamız gerekiyor. Yani sülfat burada eksi iki yüklüymüş. Burada suyun içerisinde oluşan haşartı iyonları da ortamın asidik olduğunu bize kanıtlayan durum oluyor zaten. Burada arkadaşlar en önemli istisna olarak bilmemiz gereken maddeler organik asitler olacak. Bak şurada COOH'ı görüyorsak hani bunu karınca asidi olarak zaten geçen sene öğrenmiştik. HCOOH şeklinde ya da burası CH3COOH olur fark etmiyor. Eğer bu COOH'ı görüyorsak onun organik bir asit olduğuna karar vereceğiz. Ve diyeceğiz ki suya evet hidrojen iyonları verir ama öndeki hidrojenlerin bununla alakası yok. Sadece ve sadece şu sondaki hidrojenle verecek bir suyun içerisinde. Dolayısıyla katyon olarak H artı iyonu gelecek ve şu sondaki hidrojen olarak. Onun dışında ne varsa da artık elimizde yani bu molekül için HCOO diyeceğiz. O da bizim anyonumuz olacak. E toplam yükü sıfıra eşitlememiz gerekiyordu. O yüzden eksi bir diyeceğiz. Mesela hemen CH3COOH yani sirke asidinin içinde aynı denklemi yazacak olursak eğer bunu suyun içerisinde çözseydik ne oluşmasını beklerdik arkadaşlar? Bak diyoruz ki sondaki hidrojen haşartı olarak suyun içerisinde iyon olarak gidecek. Yani geri kalan ne varsa yani CH3COO kısmı da eksi bir yüklü bir anyon olarak suyun içerisindeki diğer iyonumuzu oluşturacak. O zaman... Bütün asitler için genel yorumumuz ne olmalı aslında suyun içerisinde çözdüğümüz zaman haşartiyon oluşturan ve bir de anyon oluşturan maddeler asitlerdir. E, değişen anyonun türü olduğu için de o anyonun türü aslında asidin e, türünü bize söyleyen bilgi olacak. Bazlara gelecek olursak aslında yorum çok benzer arkadaşlar. Asitlerde H+ iyonu vardı. Bu defa OH iyonundan bahsediyor olacağız. Yani suyun içerisinde çözündüğü zaman OH iyonu vermesi gerekiyor ki biz o maddeye bir bazdır diyebilirim Ve aslında bazlığın belirleyicisi de dolayısıyla OH iyonlarının derişimi olacak arkadaşlar. Mesela NaOH çok bariz bir şekilde gözüküyor zaten. OH var suyun içerisine iyon olarak gelmesi gereken. E, dolayısıyla arkadaşlar ne diyeceğiz? Buradan OH anyonu gelecek. O zaman... Az önce hidrojen katyon olarak gelip bir de anyon geliyordu. O bize asitliğin türünü belirliyordu. Burada da diyeceğiz ki OH anyon olarak geldiğine göre bir tane katyon gelecek. Ve bu defa da katyon buradaki bazın türünü belirleyen faktör olacak. Yani dolayısıyla ne kaldı? Sodyum kaldı. E toplam yükün sıfır olmasında sodyumun artı bir yüklü olmasına borçluyuz zaten. MgOH2 ise bak ne anlayacağız arkadaşlar burada? İki tane OH varmış. Dolayısıyla iki tane OH eksi ortama gelecek. O zaman bir tane de katyon olmalı. Magnezyum demek ki buradaki katyonumuzmuş. E toplam yükün sıfır olmasını nasıl sağlarız? Magnezyumun artı iki yüklü olduğunu buradan anlayabiliriz ki zaten 2A grubu elementi olduğunu da biliyoruz. Ya da alüminyum hidroksit geldi. Bak üç tane OH iyonu varmış suyun içerisine katılan. Demek ki alüminyum bizim buradaki katyonumuzmuş ve yükü artı üçmüş ki toplam yükümüz sıfır olabilmiş. O zaman genellememiz neydi? OH'ı anyon olarak veren ve bir tane de kendi türüne göre katyon veren maddeler bazik özellik gösterecek. Buranın en önemli istisna noktası ise amonyak olacak arkadaşlar. Bak en 3ü gördüğümüz zaman şöyle bir e, geri çekilip durmamız gerekiyor, bir bakmamız gerekiyor yapıya. Çünkü tanım olarak ne diyoruz? Biz suya OH veren maddeler bazdır diyoruz ama NH3'ün yapısında OH yok... OH olmamasına rağmen baz peki bunu nasıl sağlıyor diğerlerinin aksine arkadaşlar bu defa suya OH'ı o vermiyor sudan hidrojen çalıyor bak H2O'dan bir tane hidrojen aldığın zaman ne kalmasını bekleriz şimdi H2O vardı NH3'ü e, bir hidrojen çaldığı için NH4'e dönüştürdü ve artı bir yüklü hale getirdi e, burada da sadece bir oksijen bir hidrojen kaldı o yüzden OH iyonu oluşumuna sebep oldu. Bu yüzden de amonyak suyun içerisinde her ne kadar kendisi OH vermese de OH iyon oluşumuna sebep olduğu için bazik özellik gösteren bir maddedir diyeceğiz. Peki yapısında hiç hidrojen taşımamasına rağmen e, bir madde e, asit ya da baz özellik gösteremez mi arkadaşlar? Tabii ki gösterebilir. Bunları da anhidro asitler ve anhidro bazlar olarak inceleyeceğiz ve diyeceğiz ki eğer bir madde metal oksitse yani bir metalin herhangi bir metalin oksijenli bileşiği ise bu e, bazik özellik göstermelidir. Çünkü mesela Na2O sodyum metal olduğunu biliyoruz. Yapısında da oksijen var. Biz bunu götürüp suyla bir tepkimeye sokacak olursak bak bu bileşiği sen suyun içerisinde çözdüğün zaman aslında bu çözüm olayı kimyasal bir değişime götürecek bizi ve ürün olarak NaOH oluşumuna sebep olacak. Ve oluşan bu NaOH bileşiği de tabii ki suyun içerisinde Na artı ve OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacağı için yani OH oluşumuna sebep olacağı için bazik özellik gösteren bir madde olacak. Ya da magnezyum oksit MgOH2 oluşumuna sebep olacak suda çözündüğü zaman sonrasında bu da iyonlarına ayrışıp magnezyum ve OH eksi şeklinde iyonlaştığı için bu da ortamı bazik yapacak. Ya da demir 3 oksit bileşiği FeOH3 oluşumuna sebep olacak arkadaşlar öncelikle. Ardından da suda çözünüp iyonlaştığı zaman Fe artı 3 artı 3 OH eksi şeklinde tekrar iyonlaşacak. Bak metal oksitse eğer bizim elimizdeki madde suyun içerisinde bir baz oluşturduğu için kendisi de aslında bazik özellik gösterir diyeceğiz. Burası bizim kuralımız. Metal oksiti gördüğün zaman yapıştır baz. Ama istisnalara dikkat et tabii ki. Az önce bir bahsetmiştik zaten amfoter metallerden. İşte e, burada aslında ezberlememiz gereken nokta ortaya çıkacak. Diyeceğiz ki alüminyum, çinko, kurşun, kalay, krom ve berilyum arkadaşlar. Bu altısını ezbere bilmek zorundayız. Bu altısı amfoter metallerdir. Peki amfoter olmak ne demek? Hani bazların özelliklerini belirlerken demiştik ki e, sadece amfoter metallerle tepkime verebilirler. Diğer metallerle tepkime vermezler. İşte amfoter olmak hem asitlerle hem de bazlarla tepime verebilen madde demek olacak. Dolayısıyla bu metaller hem asitlerle hem bazlarla tepime verebildiği gibi e, oksitleri de aynı şekilde amfoter özellik gösterecek. Yani asitlere karşı baz, bazlara karşı da asit özelliği gösterecekler. Yani mesela alüminyum oksijenli bileşiği nedir? Al2O3. Bak bu e, bazik değil, amfoter bir oksit yapısıymış. Ya da ZNO şeklinde. PBO diyebiliriz. İşte kalay Oksit, krom oksit ya da berilyum oksit bunların hepsi e, tıpkı metallerin davranışı gibi e, bazik değil amfoter davranışa sahip olacaklar. Geçiyoruz arkadaşlar. A metallerin oksijenli bileşiklerine tabii ki bunun da kendi içerisinde bir istisna durumu olacak. Nasıl ki metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik gösteriyorsa diyeceğiz ki ametallerin oksijenli bileşikleri de asidik özellik gösterir. Ne gibi mesela? SO2 gazını götürüp suyun içerisinde çözdüğümüz zaman H2SO3 oluşumuna sebep olacak arkadaşlar öncelikle. Yani gene kimyasal bir çözüme var karşımızda. Bu da suyun içerisinde iyonların ayrıştığı zaman İki tane H artı artı bir tane de SO3 eksi iki iyon oluşumuna sebep olacak. Ortamda H artı iyon oluşması da zaten ortamın asidik olduğunu bize kanıtlayacak. Ya da karbondioksiti suyun içerisinde çözdüğümüz zaman yine tabii ki kimyasal bir çözünme gerçekleşecek. H2CO3 yani karbonik asit molekülleri oluşacak. Sonrasında bu da suyun içerisinde iyonların ayrıştığı zaman H artı ve CO3 eksi iyonlarının oluşmasına sebep olduğu için ortamın asidik olmasına yol açacak arkadaşlar. Ya da N2O5 çok benzer şekilde HNO3 oluşumuna sebep olduğu için H artı ve nitrat yani NO3 iyonlarının oluşumuna yol açacak. Bu da ortamın asidik olmasına sebep olacak. Yani temel kuralımız neymiş? Eğer bir ametal oksitse asidik, metal oksitse bazik özellik gösterecek. Ancak amfoter metallerin oksijenli bileşikleri de tıpkı kendileri gibi amfoter özellik gösterecek. Şimdi gelelim bunların istisnalarına. Tabii ki burada da istisna var. Yani bütün ametal oksitler asidik özellik göstermeyecek. Buradaki kuralımız şu olacak. Formüldeki oksijen sayısı ametal sayısına eşit veya daha fazla ise bu defa nötr özellik göstermesini bekleyeceğiz. Yani ne gibi? Karbondioksite yukarıda zaten asit özellik gösterdiğini söyledik. Neden? Bak oksijen sayısı karbon sayısından fazla. Ama Karbon ve oksijen arasında oluşan karbon monoksit bileşiğinde eşitlik var. Dolayısıyla bu bileşik nötr özellik gösterecektir. Ya da azotun oksijenli bileşiği. NO2, N2O5 bak bunlar da oksijen sayısı azot sayısından fazla bileşin yapısında. Dolayısıyla asit özellik göstermesini bekleyeceğiz. Ama NO veya N2O'da ametal sayısı oksijen sayısına eşit veya daha fazla olduğu durumlarda nötr özellik göstermesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla da bunların mesela bir asitle ya da bazla tepkime vermesini beklemeyeceğiz. Ama NO2 ya da N2O5 gibi bir bileşiğin bazlarla tepkime vermesini bekleyeceğiz. Çünkü asit özellik gösteriyor olacaklar. Hemen sorularımızı çözelim o zaman birkaç tane iyice oturmasını sağlamak için. Bunların asitlik bazlık özelliklerini belirtiniz demiş. Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman ilk bakacağımız nokta bizim oksijenli bileşiğimiz ametal oksit mi metal oksit mi? Eğer metal oksitse ya e, bazdır ya da amfoterdir değil mi? Metalin türüne göre bakacağız buna. Eğer ametal oksitse ya asidiktir ya da nötrdür bunu da ametal sayısı ile oksijen sayısı arasındaki fark belirleyecek. Mesela SO2'ye baktık kükürt bir ametal dolayısıyla iki ihtimalimiz var. Ya asit olacak ya nötr olacak. Oksijen sayısı kükürt sayısından fazla olduğu için bu bir asittir diyeceğiz. SO3'e geldik arkadaşlar aynı şey burada da geçerli. Dolayısıyla asit özellik gösterecek. Li2O lityum bir metal. Demek ki ya bu baz olacak ya da amfoter olacak. Lityum bir amfoter metal olmadığına göre baz özellik göstermesini bekleyeceğiz. Çinko'yu gördüğümüz anda arkadaşlar amfoter metal o zaman bu amfoter özellik gösterecek. Yani hem asitlerle hem de bazlarla tepkime vereceğini söyleyeceğiz. P2O5. Fosfor bir ametal. Ametal olduğuna göre arkadaşlar neye bakacağız? Oksijen sayısına bakacağız. Oksijen sayısı fosfordan fazla olduğu için bu bir asit özellik gösterecek. Alüminyum hemen yapıştır. Alüminyum bir amfoter metaldi. Dolayısıyla amfoter özellik gösterir. Kurşun hemen amfoter olduğunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü kurşun amfoter metaldi. Karbon monoksite geldik. Ne diyoruz arkadaşlar? Karbon bir ametal. O zaman ya asit ya nötr olması gerekiyor. Eşitlik varsa nötrdür diyoruz. Eğer oksijen sayısı karbon sayısından fazla olsaydı asittir diyecektik ki burada da o durum var zaten. Karbondioksitte oksijen sayısı fazla olduğu için yapının asit olması gerektiğine karar vereceğiz. Demir bir metal ve amfoter değil o zaman bunun baz özellik göstermesi gerekecek. N2O bileşiğine bakıyoruz arkadaşlar azot bir ametal ve oksijenden daha fazla sayıda var. Demek ki nötr olmak zorundaymış. Azotun bir diğer oksijenli bileşiğinde Oksijen sayısı azottan fazla olduğu için bunun asit olması gerektiğine karar vereceğiz arkadaşlar. Yani sadece yapıdaki bileşen maddelerin metal mi ametal mi olduğunu biliyorsak, amfoter metalleri ezbere biliyorsak ve buradaki ametallerin oksitli bileşiklerindeki sayı kuralını biliyorsak soru kaçırma ihtimalimiz yoktur demek olacak. O zaman neleri yaptık neleri gözden geçirdik şöyle bir göz atalım. Asit ve bazların genel özelliklerini değerlendirdik arkadaşlar. İndikatör kavramını tanımladık ve örnekler verdik bunun için. pH kavramını değerlendirdik dedi ki pH 7'den küçükse asittir ve sıfıra yaklaştıkça asitlik kuvveti artar derecesi artar. Veya 7'den büyükse bazdır ve 14'e yaklaştıkça da bazlık derecesi artar. Asit ve bazların sulu çözeltilerini değerlendirdik. Suyun içerisinde oluşturdukları iyonlar üzerinde yorum yaptık. Ama burada şu özelliğe dikkat edelim arkadaşlar özellikle. ister asidik olsun ister bazik olsun her ortamda eğer solu çözelti ortamıysa hem H artı hem OH iyonu illaki vardır. Eğer bir ortam asidikse hidrojen iyonu OH iyonundan fazla olduğu için asidiktir. Eğer bazikse de OH hidrojenden fazla olduğu için baziktir. Oysa ki e, ortamın bazik olması hiç hidrojen iyonu olmadığı anlamına gelmeyecek. Buna dikkat edeceğiz. An hidroasitler bazları da az önce zaten gördük Oksi e, metal oksitlere bazik, ametal oksitlere asidik dedik ve e, istisnalarını değerlendirdik. O zaman hemen ödevimizi de alalım. Sıfırdan ona kimya kitabı tabii tabi ki temel kaynağımız olarak yine karşımızda olacak arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Sayfa 136'dan 146'ya kadar çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar neler varmış hep birlikte bir göz atalım. Her sayfada sol taraf bize konuyu anlatacak, sağ tarafta burada anlatılanlarla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Sayfayı çevirdikçe yeni bir bilgi öğreneceğiz. Her bir sayfa yepyeni bilgileri öğrenmemiz demek olacak ve bölüm bittiği zaman da tarama testleri bizi bekliyor olacak. Bir sonraki bölüme geçmeden önce sıfırdan ona kimya kitabını bitirince tabii ki dinamo kimya kitabı da işin artık cilasını atmak için karşımızda olacak arkadaşlar. Yine ödevlenmelerimiz aynı şekilde tabii ki asitler ve bazla, tuzlar ve bazların e, ilk bölümü bizim tamamlamış olacak. Sayfa 139-151 arası ya da TESRA 01 ile 10 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada nasıl bir e, kaynak var karşımızda bizi neler bekliyor ona bakacak olursak burada da her sayfada bir tane çözümlü örnek var. Aslında bize konuyu anlatan, öğreten bir örnek ve bununla ilgili 4 tane soru aşağıda bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Benzer nitelikte sorular tabii ki. Her sayfayı çevirdiğimiz zaman yepyeni bir kazanımla ilgili bir tane çözümlü örnek ve 4 tane de bizim çözeceğimiz soru bekliyor olacak ve bölümü tamamladığımız zaman ise yine burada da tarama testleri bizi bekliyor olacak tabii ki yeni bölüm öncesinde. Her iki kitabımızda da kare kodlarımız mevcut arkadaşlar. Çözemediğimiz, takıldığımız ya da kafamızı karıştıran herhangi bir soru olduğu zaman video çözümüne gidebiliyor ve bütün eksiklerimizi güzelce tamamlayabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz, kendimize çok iyi bakıyoruz ve bir sonraki dersimizde tam da burada yeniden buluşuyoruz.